RPM'den herkese merhabalar. Yeni motorumuzu manzarayla açalım dedik ve karşınızda Pulsar RS200. Hadi gidelim. Gidiyorum. Rast gelsin. Abimiz balık tutuyor, ona engel olmayayım dedim. Şuradan U çekip videoya başlayalım. Şimdi kısa bir intro koyacağım. Daha önce hazırladığım bir introydu. Onu izleyin, öyle başlayalım video, olur mu? Hadi bakalım. Manzara da çok iyi be. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere tekrar Pulsar RS200'ün üstündeyiz. Güzel bir seçim oldu benim için. Rengi efsane oldu. Öncelikle Burak Motor'a teşekkür ediyoruz. Gaziantep Burak Motor. 2013'ten mi? Ne zaman oluyor? Neredeyse 10 yıldır tanışıyoruz artık kendisiyle. Sağ olsun Enes kardeşim, yeni yerleri de çok güzel oldu. Henüz ziyaret edemedim. Hangi şehirde olursak olalım bütün bajaj ürünlerini kendilerinden almaya devam ediyoruz. Sizler de alacaksanız tavsiye ederim. Instagram adresinden iletişime geçerseniz sizlere de kolaylıklar sağlayacaktır, ilgilenecektir. Her türlü destek için diyelim. Antep'teyseniz zaten şaşmayın kendisinden. Evet arkadaşlar, güzel bir satın alma sürecimiz oldu. Superlight 125'i 200 diyecektim gene, ağzımız alışmış diye. Superlight 125'i sattık. Bir takipçimize gitti, öyle denk geldi. Ablaya yol vereceksin diye arkana bakmıyorsun. Ben de yol veriyorum ama aynaya bakmak alışkanlık oldu ya. Arkamızda birisi varsa çarpabiliyor çünkü. Arkadaşlar Superlight'ı verdik. Sonra bir şey almak istedim. Malum seçim yılı. Bir şey almazsak olmayacak. Ülke nereye gidiyor bilemeyeceğiz. Her şeyde zam gelip duruyor. O yüzden yani boşta durmaktansa bir şey alayım dedim. Bu sefer de 1000'lik bir şey aldım artık. Superlight 125'i tekrar motorsuz kalmamak için almıştım. O fiyatlara da scooter almak yerine onu alsak güzel olur dedik ve aldık tekrar. 2500 km'de de satmış olduk alıcı denk gelince. Ya spor motoru seviyorum. Racing bambaşka zaten, çok seviyorum. Zamanında da memnun kaldık bundan. Alternatiflere de bakmadım. CF Moto'nunki de güzel duruyor, 250 SR. Belki o da tatlı olabilirdi ama canlı canlı böyle detaylı incelediğim bir motor değildi. Trafikte falan görmüştüğüm var, hoşuma da gitmişti ama gidip incelemedim açıkçası. İstanbul'da bulunabilir aslında. Oktay motordan falan ayarlayabilirdik belki. Velhasıl bir tane bajaj alalım dedik. Honda Yamaha'ya çok niyetlendim. Ama abi yok yani, scooter alalım diyorsun. Ön cam, işte koruma demiri, çanta. Ben bunları mecburen almak zorunda değilim. Yani o kadar saçma bir şey ki. Motorun üstünde tekrar bir 8-10 bin neyse, motoruna göre değişir, daha pahalı da olabiliyor. Para ekliyorlar. Bu da çok saçma oluyor açıkçası. Sıra ne zaman gelecek belli değil. Hepsinden nasıl oluyorsa 90-100 kişi bekliyormuş. Açık açık böyle söyleyebiliyorlar. Dedim başlarım artık Japon'la, yani çok da önemli değil. Bayağı bir bajajda kullandık bu zamana kadar. NS, RS, Dominar sahibi de olduk, test ettik neyse. Böyle olunca tekrar alayım dedim. Ya ben ne çok sevmiyorum, hani yüksek CC olsa neyse de düşük CC'de çekici gelmiyor. Sürerken hoşuma gidiyor da böyle alayım falan diye düşününce deli gibi heveslendiğim motorlar değildi. Dominar'ın parça kalitesi güzel oluyordu. NS200'de de öyle. Yani RS'in grenajları olduğu için NS çıplak haliyle daha kaliteli hissettiriyor sürerken de. Ama ben racing olsun dedim gene. Dominar'la kıyaslayınca da en son Dominar'daydık. Tekrar bir Dominar daha geleceğine biraz geçmişe gidelim dedik. 2016 model sarı renk bir RS200 almıştım Adana'dan. İkinci el almıştık o zaman için. Dedim ki neden olmasın. Baktık renklerine. Grisini ya zamanında 3-5 sene önce bir daha alırsam motoru grisini alırım demiştim. Hala da benzer bir renk devam ediyor. Siyah diye geçiyor ama gri detaylar işte. Birazcık haşiki mi andırıyor desem, ne desem. Böyle farklı güzel bir rengi var. Onu düşünüyordum. Sonra beyazını gördüm, hoşuma gitti. Az satacağını söylediler. İkinci elde falan çok bekletmek istemedim. Ya böyle olunca da dedim ki kırmızı neden olmasın. Arabamız da kırmızı. Bir farklılık olur, güzel olur.
Tekrar kırmızıyı aldık. Yani canlı canlı hiç görmemiştim bunu. Dışarıda da görmedim, hiç denk gelmedim açıkçası. Alayım dedim, kötü olmaz herhalde. Videolarını izledik. Zaten oradan az çok belli oluyor neyin ne oldu. Sonrasında da kırmızıyı seçtik. Sipariş verdik. Bir ay oldu olmadı, geldi motor. Yani 15 Mart teslimattı. Mart başında gelmiş oldu. Sürpriz bir şekilde. Aldığım gün yağmur yağıyordu. O yüzden çok şey yapmadım. O gün video falan çekmekle uğraşmak istemedim. Zaten kaskımı, dizliğimi alıp çıktım. Kabanla çıktım o gün direkt dışarıya. İlk videoyu da böyle çekeyim istedim. Güzel bir yerden başlayalım. Şu eve doğru giderken bana eşlik edersiniz. Motorun ilk videosunu da böyle yapmış olalım sizlerle. Birazcık pay bıraksam bana geçsem ne güzel olur. Yalı çapkının çekildiği yalı. Çakal, bilerek mi yapıyorsun lan? Sana engel olmuyorum ki yani. Saçma sapan hareketler. Şöyle girelim araya. Velhasıl tekrar ARES aldık. Aldığım gün de ilk marşta çalışmadı. Dedim yakıt da koymamış olabilirler. Çünkü satın aldığınız yer olmayınca bazen ilgilenmiyorlar. Şöyle yerlerde de temkinli gidiyorum ki yaya çıkmasın. Neyse, gittim, yağmurlu bir gündü. Motor dışarıda yağmurda bekliyordu. Küçük bir dükkan zaten. Koyacak yeri de olmayabilir. Eleştirmeyeyim çok fazla ama şu plaka işi can sıkıcı. Yani orada fark etsem ona öyle izin vermezdim. Eve gittikten sonra dikkatimi çekti benim. Motoru aldık, eve götürdük. Yakın bir yerden aldım zaten. Öyle olunca da detaylı bir video çekmek istemedim ilk günden. Böyle farklı bir günde sizlerle buluşuruz dedik. Üstüne oturduğum ilk dakikada beni mutlu etti. Chopper'dan sonra racing bir farklı hissettiriyor zaten her zaman. Özellikle oturuş pozisyonu, ayakların pozisyonu falan ciddi farklı hissettiriyor. Racing olması da beni ayrı bir mutlu etti. Daha önce de kullanıyorduk, seviyordum. CCC önemli değil. Tarz olarak racing yani. Zamanında bunun yorumları çok geliyordu. Ya bu da racing mi falan diye. Racing lan işte, daha ne olsun. Chopper'a mı benziyor, Nike'a mı benziyor yani. Hiçbiri değil. O yüzden çok da sıkıntı etmemek lazım böyle şeylere. Şuradan bir geçerim ben sanki. Şimdi rodajdayız diye sakin kullanmaya çalışıyoruz. Zaten Şile yoluna doğru gideceğim. 80 hız sınırı olduğu için 85-86 takılırız gene. Motor çok özlemişim. Dediğim gibi ilk gün öyle bir şey oldu. Sonra gittik. Garajda da bir gün çalıştırayım dedim. Yok, ilk marşta bir çalışmadı. İkinci de birazcık basılı tuttuk, çalıştı falan. Zamanında RS200'de akü problemleri yaşadık. Garantiden değişti. Uzakta da olsak Enes kardeşimlere yardımcı oluyor zaten. Garantili ürün alınca da zaten aklınız rahat oluyor. Nerede olursanız olun bir serviste işinizi halledersiniz. En olmadı, en çıkmaza düştüğünüz noktada da Ekrem Ata Bey sağ olsun ilgilenecektir diye düşünüyorum. Bayağı destek oluyordu çünkü zamanında. Hala da paylaşımlarını takip ederim, kendisinin aktif gözüküyor. O yüzden çok da sorun etmedim bajaj almayı yani. Motor bloğundan yana kafam rahat çünkü. En önemlisi benim için o. Bir de uzun yol falan da çok yaptık zamanında. Bunların hepsi bir araya gelince de RS200 benim için mantıklı bir seçenek oldu. Bir de şey olayımız var. Nedir onun adı? Arkaya da ABS gelmiş. O da güzel bir gelişme olmuş. Ya benim için olsa da olur, olmasa da olur da acemiler için güzel olacaktır. Bizi bile kurtardığı yer olur yani. Tecrübeli olmak çok bir şey fark etmiyor. Pazar karıştı, birazcık yol verelim şunlara. İlk teslimatta aynalar bir garip gelmişti de gözüm alıştı. Şu an mutlu mesut yaşıyoruz. Bunun bu sıfır kokusunu da özlemişim ya. Motor bloğunun üstünde poşetler kalmış, onları yeni söktüm. Eriyebilirdi. Siz de hepsini hemen sökseniz iyi olur. Ekrandaki duruyor, bir zarar olmaz da. Sıcak yerlerdekileri ben söktüm açıkçası. Şimdi tam kapatayım da rahatsız olmayayım rüzgardan. Selemiz bayağı sert geldi ama ya dominardan sonra. Garajda iki kırmızı olmuş oldu. Arabamız da kırmızıydı. İncelemesini izlemediyseniz RPM garajı ekranla paylaşayım. Abone olup beğenebilirseniz de sevinirim. Destekleriniz kıymetli. Hobi kanalımızın ilerlemesi için, bizim bu hobiyi devam ettirmemiz için de teşvik edici oluyor açıkçası. Ya
Yaz yağmuru gibi arada bir ufak ufak atıyor ama çok sorun değil. Devam edelim bakalım. Böyle arkadaşlar, RS200'e tekrar dönmüş olduk. Ben mutluyum. Tercihimden gerçekten mutluyum. Sürerken yüzüm göre göre sürüyorum. Kırmızı renk de bayağı dikkat çekiyor. Sarıda da öyle oluyordu. O da güzel oldu açıkçası. Şu virajın güzelliğine bak. Lastiğe güvenmiyorum tabii şimdi. Aldı kış kış lastik var. Ama çok keyifli oldu ya bunda virajlar. Pırıl pırıl yapmış. Alır almaz da yağmurda başlamış olduk motorda. İlginç bir gündü benim için. Hem soğuk da hava, hem yağmurlu bir günde motor almak da garip oluyor. Henüz koruma takozlarımız da yok. Allah korusun, daha önce RS'de bir şey yaşamadık. Yine kazasız belasız kullanırız inşallah. Ama bir koruma takozu da takarız ileride. O zaman da kendimiz takmıştık, şimdi bakarız. O zaman okuldaydık diye atölyeyi falan kullanabiliyorduk. Şimdi nerede nasıl yaparız bakacağız zamanla. Böyle arkadaşlar, mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz daha RS videolarıyla devam edelim bakalım. Biraz tarih tekerrürden ibaret gibi oldu. Motor geçmişimi kısaca söyleyeyim. 0-2015 Superlight 200 ile başladık. Ona bindik bayağı bir 13 bin kilometre falan. Sonra RS 200'e geçtik. Kilometresini çok hatırlamıyorum. İkinci el sarı renk almıştım. Ona da bindik bir süre, sonra sattık. Sonra Dominar geldi. Dominar 250. O da 2500 kilometredeyken falan sattım sanırım. 5000 miydi? 2500 gibiydi ya. Çok hatırlayamadım, emin olamadım. Videolarda var zaten hepsi kanalda. Onu da sattık. Motorsuz kalmayalım deyip scooter isterken gittim tekrar Superlight 125 aldım. Mao Motoblock Oğuzhan da aldı. İkiz kardeşim. Zamanında RPM atıyorduk ya videoları. Farklı şehirlerdeyiz, biraz da orada anlatsın deyip bir kanal açtık ona da. Superlight 125 aldık iki tane. Dominar'ı da almıştı aynı şekilde. Çok kısa bindik onlara da. 2500 km'de satmış oldum ben de. Olsan zaten daha 500 km'deyken falan sattı ilk bakımını yaptırıp. Çok az binmişti ona. Şimdi de tekrar RS200'e dönmüş olduk. Benim için güzel, mutlu edici oldu. Böyle debriyajı çekince stop ettiği günler geldi aklıma. Ya bunu o kadar sık yaşamayız umarım, bilmiyorum. İlk çalıştırmada yaşadık da. Olursa da artık garantiden falan uğraşacağız. Anlatırım zaten bir şey olursa kanalda. Yol boyu ben videoyu açık tutarım. Size şimdilik bu kadar diyeyim. Yolda konuşursam da video devam etsin. Ben hoşçakalın diyeyim. BVE'ymiş, bay gibi okudum da oradan diyecektim size bay diye. Benim şeridimi kapattığınız yetmedi değil mi ya? Var ya. Ne gerek var, tek şerit gidin işte, orası emniyet şeridiydi. Girmen gerekmiyordu yani buraya. Hadi buradan da devam edecek misin? Vay, Citroen M'i. Trafikte ilk kez gördüm. Güzel, keyiflidir eminim. Eğleniyorlardır içeride şu an. Motora yeni bir brand aldım. Diğeri 5-6 yıldır kullanıyorduk malum. Artık güneşte falan bayağı çatlamaya başlamıştı üstü. Deforme olmuş bayağı bir. Sıfırlamış olduk. Sıra ekipmanlarda inşallah, durumlar el verince. Ekipmanlara da bir güzellik yapmak istiyorum açıkçası. Bunun gücü yeter bana ya. Dominar'dan sonra yavaş gelir mi dedim ama. Superlight 125'ten sonra da gayet yeterli geldi yani. Alışkanlıklar, hisleri değiştiriyor. Şöyle tısır tısır gidelim bakalım.
motosikletin güzelliği be. Şurada arabayla az trafikle uğraşmıyor. Evet arkadaşlar, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yolum az kaldı, ben biraz daha devam edeyim böyle. Sıradaki videolarda görüşmek üzere diyelim. İki kanalımıza da abone olursanız sevinirim. RPM Garaj'dan da aşağıya yorum yaparım. Oradan kanala hızlıca gidebilirsiniz. Ya da YouTube'da kanalımıza girerseniz orada kanallar sekmesinde diğer kanalları da görebiliyorsunuz zaten. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Yani bizim kitleyi seviyorum ya. Ben motorsuz kaldığım dönemlerde bile buradaki abone sayısı artmaya devam etti güzel güzel. Yani o yüzden içerikleri de devam ettireceğim böyle fırsat buldukça. Beni gerçekten mutlu ediyor. Şaka maka biz de 30'lara geldik artık. O yüzden eski günleri hatırlatıyor bana. Anılarımızı hatırlatıyor. Güzel oluyor. Video çekmeye devam ederiz. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Umarım isteyen herkes en kısa sürede istediği motorda kavuşuyor olur. Bizler bir süre RS200'de devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapatmadan söyleyeyim. Mao Motovlog'da da Dominar geri geliyor. Oğuzhan da tekrar Dominar alacak. Onu da ekranda paylaşırım. O kanala da abone olup Kütahya'daki videoları takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.